Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün pastane lezzetlerinden biri olan ay çöreğini hazırlayacağım. Hem hazırlaması keyifli hem gerçekten tam kıvamında çok lezzetli bir çörek oluyor. Dilerseniz hemen tarifimizi hazırlamaya başlayalım. İlk olarak iç dolgusu için kakaolu kekimizi alalım. Ben daha önceden hazırlayıp derin dondurucuda sakladığım pandispanyayı kullanacağım. Siz de bu şekilde artan keklerinizi fermuarlı poşete koyarak derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Bunun gibi tariflerde daha sonra istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Şimdi kekimizi parçalara bölüp uygun bir kasenin içerisine aktaralım. Eğer artan kekiniz yoksa hazır pandispanya veya hazır kakaolu baton kek de kullanabilirsiniz. Keki ufalamak için dilerseniz robottan da geçirebilirsiniz ama sütle ıslatacağımız için harç kolaylıkla bütünleşecektir. Kekin üzerine yarım su bardağı süt, 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı kakao, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 çay bardağı kırılmış ceviz ve 2 yemek kaşığı kuru üzümü ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra parçalar kopararak elimizle yuvarlayalım. Hazırladığımız kek parçalarını bir tabağa dizerek bekletelim. Sıra geldi hamuru hazırlamaya. 1 su bardağı süt, yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, bir yumurtanın akı, yarım paket instant maya, bir fiske tuz ve bir tatlı kaşığı mahlebi yoğurma kabına alalım. Malzemelerimizi güzelce çırpalım. Ardından unu yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam edelim. Hamurumuz kıvam almaya başlayınca unu eklemeye devam ederek yoğuralım. Toplamda 3,5-4 su bardağı kadar un yeterli olacaktır. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvam elde ettikten sonra hamurumuzu un serptiğimiz tezgaha alarak toparlayalım. Hamuru önce 2 parçaya ardından 12 eşit parçaya olacak şekilde bölelim. Her bir parçayı elimizle yuvarlayarak beze haline getirelim. Bir yandan da un serptiğimiz bir tabağa bezelerimizi sıralayalım. Gördüğünüz gibi 12 adet beze ve 12 adet iç dolgumuz hazır. Şimdi şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Bezelerimizden birini alalım ve merdane yardımıyla genişletelim. Uzun ince olacak şekilde açtıktan sonra iç dolgumuzu alalım. Önce elimizle yassılaştıralım ve açtığımız hamurun ortasına yerleştirelim. Hamurumuzu ortada birleştirerek kapatalım ve tezgahın üzerinde ileri geri hareket ettirerek iyice birleşmelerini sağlayalım. Ardından hamuru ay şeklini verelim. Pişirme kağıdından bir tane alalım ve fırın tepsisine yerleştirelim. Çöreklerimizi katlama yerleri alta gelecek şekilde tepsiye sıralayalım. Bezelerimiz ve iç dolgumuz bitinceye kadar aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Daha önce de söylediğim gibi bu ölçülerle 12 adet ay çöreği elde edebilirsiniz. Çöreklerimizin üzerine yumurta sarısı sürelim, ardından file badem serpiştirelim. Dilerseniz badem yerine fındık, fıstık veya ceviz de kullanabilirsiniz. Tepsimizi önceden ısıttığımız 170 derece alt üst ayardaki fırına verelim ve 25 dakika kadar pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda güzelce kızaran ay çörekleri servise hazır. Hem görüntüsü, hem kıvamı, hem de tadıyla hazırını aratmadığını söyleyebilirim. Artan keklerinizi değerlendirmek için de iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. İster çayla ister kahveyle keyifli tüketebilirsiniz. Hemen şöyle sizlere içlerini de yakından göstereyim. Gayet güzel pişmiş durumda. Umarım tarifi beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Yorumlarınız benim için çok önemli. Elimden geldiğince hepsini okumaya çalışıyorum. Videosunu beklediğiniz tarifler varsa yorumlardan her zaman yazabilirsiniz.
Ayrıca hatırlatmak istiyorum, açıklamalara tariflere ulaşabileceğiniz bağlantıları da ekliyorum. O bağlantılara tıklayarak Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında tarifleri açabilir, tarif defterlerinizi ekleyebilir, deneyenlerin fotoğraflarını da görebilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.